Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 3-4-5 yayınların kurumsal denemesinin 6.sının TYT matematik sorularının çözümlerini yapacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Şimdi burada sayıları vereceğiz. İşlemleri yapıp bunları sıralamasını soruyor. İlk soruda -15 bölme yapılır. Yani şu x arasında önce bölme yapalım. -12 bölü -3 artı 4 toplarsanız bunları -11. Şurada ise önce çarpmayı yapacağız. 4, 8 çarpı eksi 2 eksi 16, 4 eksi 16 eksi 12 olacak. Şurada ise önce bölme işlemini yapacağız. Eksi 6 bölü eksi 3 artı 3, eksi 6 bölü eksi 2 artı 3 yapar. Sonra eksi ile eksi işleme girerse şurası artı 10 olur. Toplarsanız 13 olur. Burada en büyük sayımız C. Sonra arkadaşlar A oluyor. En küçük de B oluyor. Cevabımız da Adana. İkinci soruya geçelim. İkinci soru bir problem sorusu. Kolay bir soru arkadaşlar. Soruyu okuyacak olursak aşağıda bir binanın asansörünün kat numaralarını gösteren butonlar yer almaktadır. Zemin kat sıfırdan asansöre binen Ünal 10. kata çıkmak istemektedir. Asansör herhangi iki kat arasında 1,3 saniyede çıkıp durduğu her katta 11 saniye zaman harcamaktadır. Butonların kırmızı yanan her katta duracağına göre diyor. Ünal 10. kata kaç saniyede çıkar? Şimdi 10 kat çıkacak. 10 kat da her katta 1,3 saniyede çıktığına göre 10 çarpı 1,3 burası 13 saniye olur. Burada 6. ve 5. katlarda duracağı için 2 katta duruyor. Her durduğunda da 11 saniye zaman harcadığı için 2 çarpı 11 22 saniyede böyle gitti. Topladık. Toplam 35 saniyede arkadaşlar bu asansör kata çıkmış olacak. Cevabımız da değişik oluyor. Üçüncü soru yine kolay bir soru. Soruyu okuyacak olursak aşağıda 4 tane üçgenin köşelerine yerleştirilmiş dairelerin içindeki sayılar gösterilmiştir. Peki hangi kurala göre? Kuralları vermiş burada. Mavi boyalı üçgenin köşelerindeki sayıların çarpımları birbirine eşittir. Şimdi birinci mavi boyalı üçgende 6 var, 5 var ve 2 var. Bunların çarpımları diğer mavinin çarpımına eşit. Yani 5 x çarpı y oluyormuş. Burada 5'ler gitti. X çarpı y'yi bulduk. 12. Bu burada kalsın şimdi. Sonra diyor ki kırmızı boyalı üçgenlerin köşelerindeki sayıların toplamı da birbirine eşittir. Buna göre x eksi y farkını soruyor bize. Şimdi kırmızı köşedekilerin toplamlarını da birbirine eşit diyelim. Yani y artı 5 artı 2 eşittir. Y artı x artı 10 yazıyorum. Y'ler gitti. Şurası 7 yaptı. Bu onu bu tarafa atıp çıkarırsak x'i eksi 3 buluyoruz. X'i eksi 3 bulduk. Gel. Burada kullan. Eksi 3y eşittir 12. Buradan y de eksi 4 çıkacak gençler. X eksi y farkı yani eksi 3 eksi eksi 4 yaparsanız cevap 1 olacak. Çünkü 3 artı eksi 3 artı 4'ten 1 oluyor. Cevap da Bursa. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soru bir üst sayı sorusu aslında. Çok da zor değil yine. Soruyu okuyalım. Bir zemine birbirinin uzunluğu, her birinin uzunluğu 4,4 mm olan mavi halkalardan yan yana 25 tane. Her birinin uzunluğu 8 üzeri 2 mm olan yeşil halkalardan 28 tane. Konulduğunda toplam uzunluk x milimetre oluyor. Buna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir kere 25 tane 4 üzeri 4 artı 28 tane 8 üzeri 2 diyoruz. Bunu hepsi 2'nin kuvveti olarak yazalım. Şimdi 4 2'nin karesi olduğu için şurası 2'nin karesinin 4. kuvveti. Bu da 25 çarpı 2 üzeri 2 kere 4 8 olacak. Artı şurayı da aynı mantıkla düşünelim. Şuru 28 şöyle yazalım. 2 çarpı 4 çarpı şurayı da 2'nin 3. kuvvetinin karesi olarak yazalım. Burası yani 7 çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin 3. kuvvetinin karesi. Bu da 2 üzeri 6 yapar. Şurası 2 üzeri 8 yaptı mı? Evet. Çarpı 7'si var. 25 çarpı 2 üzeri 8 oldu burası da. Şimdi 2 üzeri 8'den 25 tane bu. 7 tane de bu toplam 32 tane.
2 üzeri 8. 32'yi de 2 üzeri 5 olarak yazarsınız biliyorsunuz. Bu da çarparsanız 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 13 olacaktır. Yani cevabımız Edirne oluyor. 5. soru arkadaşlar hemen hemen her denemede çıkan köklü ifadelerin aralıklarıyla ilgili bir soru. Yani tam sayıların aralıklarıyla ilgili bir soru. Şimdi burada aşağıda bir cetvelin üzerinde yerleştirilen ABC dik üçgen cetvelinin B köşesi 1,2 aralığında, C köşesi 3 ile 4 aralığına denk gelmektedir. BC ise arkadaşlar kök x'miş, AB 2x santimetre olduğuna göre diyor. AB kenarının santimetre cinsinde ABC'ye kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi kök x hangi aralıkta ona bakalım. Bir kere birden büyük. Peki kaçtan küçük? Bakacak olursanız şurası bir birim zaten. Şu uzunluk arkadaşlar şu uzunlukla toplanırsa birden büyük bir sayı yapıyor. Çünkü şurası 4'e az bir şey kalmış. Şu aralığı da eklersek şöyle 4'ü de geçecek. Yani şu aralığın toplamı 2'den büyük olacak. 3'ten küçük olacak. O zaman 3'ten küçük olduğuna göre bu şekilde yazarız. Yani 1 ile 3 arasında kök x. Her iki tarafın karesini alırsak x şu aralıkta olacak. 1 ile 9 aralığında. Peki AB 2x değil miydi? Burayı 2 ile genişletelim. Şunu 2 ile çarpalım. 2 ile çarpınca 2x 2 ile 18 aralığındaki sayılara olacak. 2 ile 18 aralığında hangi tam sayılar var? Kaç tane diyor bize zaten? 18'den 2'yi çıkar. Sınırlar da dahil olmadığı için bir daha çıkarıyoruz. Cevap 15 olacak. Yani Bursa. Altıncı soru yine köklü sayıların aralıklarını bulmayla ilgili bir soru. Soruya bakacak olursak aşağıda bir masa üzerinde iki kolinin ve zeminde duran bir konin yükseklikleri ve bütün koliler ile ilgili yükseklik hizaları gösterilmiştir. Masa yüzeyi zemine paralel olduğuna göre A kolisinin yüksekliği değerlerinden hangisi olabilir diyor. Şimdi A kolimiz bu. Bir A kolisi bir kere 6 santimetreden büyük. Yani A 6'dan büyük olacak. Peki kaçtan küçük onu bulalım. Şu aralığı bulabiliriz. Yani şu aralığa biz x diyelim. Bu aralığı nasıl bulacaksınız? Şu kolinin yüksekliğinden şu küçük kolinin yüksekliğini çıkarırsak şu x'i bulacağız. Yani x neymiş? 3 artı kök 3'ten kök 3 eksi 1'i çıkaracağız. Çıkaralım. Buradan 3 artı kök 3. Eksi ile çarparsanız eksi kök 3 artı 1 olur. Kök 3'ler gitti. X'i 4 bulduk. Demek ki şu aralık 4'müş. 6 ile de 4'ü toplarsak yüksekliğimiz en fazla 10 olur. Demek ki A kolisinin yüksekliği yani uzunluğu 10'dan küçük oldu. 6 ile 10 arasında. Şimdi şıklarımıza bakalım. Birinci öncül 4 kök 5. Bir de bunların karesini alalım. Karesini alırsak 36. A kare şurası da 100 olur. Şimdi kök sayılarda sıralama yapmak için kare almalısınız. Karesini alalım. 4 kök 5'in karesi. 4'ün karesi 16. 16 kere 5. 80. Bu olur. Çünkü 36 ile 100 aralığında. Şu 5 kök 2'nin karesini alıyorum. 5'in karesi 25. 25 çarpı 2 50. Bu da oldu. 6 kök 3'ün karesini alıyorum. 36 kere 3 108. Bu olmaz. Eledik bunu. 4 kök 2'nin karesini alıyorum. 16 kere 2 32. Bu da olmaz. O zaman cevap 1 2 yani Adana. 7. soru sayı problemleriyle ilgili bir soru. Uğraştırıcı bir soru biraz. Bakalım. En az 3 basamaklı olmak üzere rakamların ikişerli çarpımlarının toplamına bölünebilen doğal sayılara çarpımsal ikili sayılar denir. Örneğin 360 sayısı için. Şimdi 360'ın rakamlarını ikişer ikişer çarpıyor. 3 ile 6'yı çarpıyor. 3 ile 0'ı çarpıyor. Bir de 6 ile 0'ı çarpıyor. Topluyor bunları. Eğer 360 18'e bölünüyorsa bu da bölünüyor tabii ki. Buna çarpımsal ikili diyoruz. Peki diyor ki 3 basamaklı 2, 3, x çarpımsal ikili bir sayı olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi 2, 3, x bunların ikişer ikişer çarpalım. Yani 2 ile 3'ü, 2 ile x'i bir de 3 ile x'i çarpıyoruz. Burası arkadaşlar 6 artı 5x yapacak. Yani 230 küsür. Düzeltiyorum şurayı. 6 artı 5x'e bölünmeli. Burada arkadaşlar x'e 1 verirseniz oluyor. Nasıl yani? 231 x'e 1 verirseniz 11'e bölünür.
Bir x'e 4 verirseniz deneyeceksiniz tek tek. 234 x'e 4 verirsek 26'ya tam bölünür. Cevabımız onun için 1 ve 4 toplamları 5 yapıyor. Yani Bursa. 8. soru arkadaşlar yine uğraştırıcı bir soru ama dikkat gerektiren bir soru. Ufak bir dikkatsizlikte soruyu yanlış çözebilirsiniz. Burada MNP 3 basamaklı NM, NP ve MP ikişer basamaklı doğal sayılardır. Şimdi MNP NM'ye bölünmüş. Bölüm x kalan k1 işte sırayla yapmış bu ifadeleri. Buna göre diyor x büyüktür, y büyüktür, z olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi sağlamaları yaparsak MNP eşittir NM çarpı x artı k1 yazacağız. Burada tabii ki bölüm kalandan büyük yani NM büyüktür k1 yazıyoruz. İkinci sağlama yapacak olursak MNP eşittir NP çarpı y artı k2. Yine NP büyüktür k2 yazabiliriz. Sonra MNP MP'ye bölünmüş bölüm z kalan k3. Bu şekilde yaptık. Bunları aynı şekilde. Şimdi şu ilk ikisini alacak olursak x y'den büyüktü. Dolayısıyla NM NP'den daha küçük olmalı çünkü bu eşitliğin sağlanabilmesi için. Her iki tarafın açılımı yaparsak iki basamaklı sayılar olduğu için 10N artı M küçüktür 10N artı P yapacağız. 10N'ler gitti. M küçüktür P oldu. Şimdi M küçüktür P C şıkkında var. B şıkkında var. A şıkkını eledik. D şıkkını eledik. Bir de E şıkkı kaldı bizim için. Aynı mantıkla şu ikisini karşılaştıralım. Burada Y Z'den büyük. Dolayısıyla NP küçüktür. MP yazarız. Bunu da açarsak 10N artı P küçüktür. 10M artı P yazacağız. P'ler gitti. Onlar gitti karşılıklı olarak eşitlerseniz. NM'den daha küçük olacak. NM'den küçük olacak şekilde C şıkkımız var. B şıkkını eledik. E şıkkını da eledik. Cevabımız C oluyor arkadaşlar. Geldik 9. soruya. 9. soru kolay bir soru bu yine. Bir A teresinin üzerine iki tane eş mavi, bir tane kırmızı küre konulduğunda şekil 1. Şekil 2'de ise diyor A terasi B terasinin üzerine konulup üzerinde iki tane eş kırmızı ve bir tane mavi küre konulduğunda ikinci şekil oluşuyor. Tüm şekillerdeki mavi küreler eş ve kırmızı kürelerde eş olduğuna göre şekil 2, ikinci şekildeki kırmızı kürelerden biri alındığında elde edilen üçüncü şekil gösterilmektedir diyor. Buna göre x artı y kaçtır? Şimdi birinci şekilde iki mavi artı kırmızı kaçmış? 5'i gösteriyor burası. Şurası 5 kilogramı gösteriyor. Şu küçük teraziye bakacak olursak 2 kırmızı artı mavi eşitmiş 4'ü gösteriyor. Bunları alt alta toplarsak 3 parantezinde kırmızı artı mavi oldu. Eşittir 9. Buradan kırmızı artı mavinin 3 olduğunu bulduk. Burada şurası zaten kırmızı artı mavi. Y'yi bulduk o zaman. Y buradan 3 diyoruz. Geldik teraziyi bulmaya. Teraziyi de şu şekilde bulacaksınız. Şimdi ikinci şekilde terazinin ağırlığına T diyorum. Şu terazi küçük terazinin ağırlığına T diyorum. T artı şurası zaten 4 kilogramı gösteriyormuş. Şu kırmızı 2 kırmızı artı mavi artı 4 eşittir. Şuradaki sayımız 8. Buradan teraziyi kaç bulduk? 4 bulduk. Şimdi şu terazimiz 4 kilo ağırlığında. Şu toplarımız 3 kilo ağırlığında. 3 ile 4'ü topla. Şuradaki sayı buluruz. X'i yani. X'imiz de 7. X artı Y cevap 10 olacak arkadaşlar. Onun soru güzel bir soru. ÖSYM tarzında bir soru. Zor değil ama dikkat gerektiren bir soru yine. Soruda en pozitif tam sayı bölenlerinin kümesini yuvarlak içinde n harfiyle gösteriyoruz. Diyor ki
15'in bölenleri işte 15 kaça bölünür? 1, 3, 5 ve 15'e bölünür. SA arkadaşlar bir A kümesinin eleman sayısını gösterebiliyorsunuz kümelerde. Burada diyor ki 12'nin bölenleri birleşim 18'in bölenleri kesişim x bölenleri 2 taneymiş toplamda. Buna göre diyor x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 12'nin bölenlerine bakalım. 12 kaça bölünür? 1, 2, 3, 6 ve kendisi yani 12. Peki 18 kaça bölünür? Onu bulalım 18'in bölenlerini. 1, 2, 3, 6, 9 ve kendisi 18. Bu ikisini birleştirelim. Yani 12'nin bölenleri birleşim 18'in bölenleri birleştirelim bunları. 1 var, 2 var, 3 var, 6, 9, 12 ve 18 var. Şimdi x'in bölenleri burada 2 tane olmalı ortak elemanlar. Çünkü kesişim alıyoruz burada. Kesişim aldığımız için ortak bölenleri 2 tane olmalı. Şimdi şuna bakalım. 5'i bölen sayılar 1 ve 5 var. Olmaz. Zaten burada 5 olmadığı için, şurada 5 olmadığı için alamayız. 8'e bakalım. 1 var, 2 var, 4 ve 8 var. Burada ortak bölen 1, 2. Hadi düzeltiyorum. Şurada 4'ü de unutmuşuz. 4 de var. Şuraya bir 4 ekleyelim. 4 de var. Ha, bir de 4 olduğu için 3 tane oldu. Bu da olmadı. 30'a bakacak olursak 30'un bölenleri 1, 2, 3, 5, 6, nokta nokta gidiyor. Çok önemli değil. 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Çoğaldı yani. Baya bir var. Olmadı. 14'e bakacak olursak 1, 2, 7 ve 14. Şimdi ortak olarak 1 var, 2 var, 7 ve 14 burada olmadığı için 2 tane oldu bunda. Cevabımız onun için Denizli şıkkı oluyor. E şıkkına da siz bakın artık kontrol edin. Yöntemini anlamışsınızdır. Gelelim 11. soruya. 11. soru arkadaşlar güzel bir soru yani mutlak değerle ilgili bir soru. Soruya bakacak olursak x tam sayısı için bu mutlak değer 7'ye eşit olmamalı. Aşağıdaki mutlak değer de 1'e eşit olmamalı. İç içe iki tane mutlak değer var iki soruda da. X'in alabileceği kaç değer vardır diyor. Şimdi bir kere buranın kökü 0'a eşit derseniz 7 oluyor. Şimdi burayı x büyüktür 7 için çözelim. Büyük eşittir 7 için çözelim. X'e 7'den büyük değerler verirseniz şurası pozitif olur. Şurası pozitif olacağı için önünde de eksi var. Eksi x artı 7 olarak çıkarırız. Arkadaşlar x'ler gitti. Bu 7 olarak çıktığı için demek ki x'i 7'den 7 ve 7'den büyük alamayız. İkinci durum x küçüktür 7 için diyelim. Birinci ifademiz zaten x. İkinci ifademiz 7'den küçük değerler verince şurası negatifleşir. O zaman bir eksi ile çarpacağız. Bir de önünde eksi olduğu için artı x eksi 7 yazacağım. Buradan burası 2x eksi 7 olmuş olacak. O zaman bunun 7'den farklı olan değerlerini bulabiliriz. Demek ki şuradan x 7'den küçük olacak. Bu çıkarımı yaptık. Peki bu tarafa bakalım. Burayı 0'a eşit dedik. X eşittir 1 oldu mu? Buranın kökü de 1. Şimdi x büyük eşittir 1 için bakalım. Birden büyük değerler için bakıyorum. Ha, düzeltiyorum. X büyüktür 1 için bakacağım. 1 için. Birden büyük bir sayı verirseniz şurası pozitif. Yani mutlak değer x eksi 1 artı x. Buradan 2x eksi 1 bulduk. Burayı birden farklı yapan değerleri bulabilirsiniz. Peki x küçük eşittir 1 için bakalım. Birden küçük ve eşit bir sayı verirseniz şurası arkadaşlar negatifleşecek. Evet. Negatif olduğu için eksi x artı 1 diyoruz. Artı x. Bu x'ler gitti. Mutlak değer 1'den 1 çıkacak. 1 çıktığı için o zaman x küçük eşittir 1 değerlerini alamayız. Buradan da x'in 1'den büyük olduğunu bulduk. O zaman x hangi aralıkta çıktı? 1'den büyük, 7'den küçük. Kaç değer var? 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6'ya kadar gideceğiz. Toplamda 5 tane. Cevabımız C şıkkı. 12. soru sayılarla ilgili bir soru. Kolay bir soru. X ve Y ardışık tam sayılar olmak üzere. Diyelim ki X A ise Y de A artı 1 olsun ardışık olduğu için.
Sayı ikililerinden hangileri artık sayıdır? Şimdi x yerine a yazdım. Burası a eksi 1. Y yerine de a artı 1 yazınca burası da a artı 2 oldu. Şimdi bu şekilde olmadı ama şu şekilde alırsanız oluyor arkadaşlar. Burayı a eksi 1 de alabiliriz veya burayı a artı 1 alabiliriz. Şurayı a alabiliriz. İkisini de deneyeceğiz. Şimdi şunu deneyelim. Deneyelim. Üstteki de ardışık çünkü. X yerine a artı 1 yazarsam şurası a. Y yerine de a yazarsam a artı 1 olur. Evet, ardışık oldu burası. Birincisi doğru. İkinciye bakalım. İkincide ise şunu yazalım yerlerine. Burası a eksi 1 ve a eksi 2 oldu. Evet, ardışık mı? Evet, ikinci de ardışık. Üçüncüye bakalım. Yine bu durumu yazalım burada da. X yerine a yazıyorum. 2a eksi 3. Y yerine a eksi 1 yazıyorum. 2a eksi 2. 2a eksi 3 ile 2a eksi 1 ardışık olduğu için üçüncü de ardışık olabilir. Cevabımız Denizli. 13. soru arkadaşlar. Bir problem sorusu yine. Bakacak olursak güzel bir soru. Aşağıda rulo şeklinde bir kağıt havlunun koparılan her bir parçasının üzerinde 4 rakam yazılı olup şeklindeki gösterildiği gibi en uçtan itibaren birden başlayıp 5'e kadar rakamlar numaralandırılmıştır. Rulonun tamamı desenli hale getirilmiştir. Buna göre 43. kağıdı koparan kişinin kağıt üstünde gördüğü desen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birden 5'e kadar sayılar var. Her 4 tane de bir çizgi var. O zaman 5 ile 4'ü çarpalım. Bunlar 20'de eşitlenir. Her 20 sayıda bir, yani 20 tane şu küçük yaprakta bir bu desenler eşitlenmiş olacaktır. Bu da arkadaşlar 5 kağıtta bir başa dönüyorsun demektir. Yani yine 1 ile başlıyorsun diyoruz. 43'ü 5'e bölerim. 8 kere var. 3 arttı. Demek ki 3. ruloya bakacağız. Bu da rulomuz arkadaşlar 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Sonra 5, 1, 2, 3 kestik. 4, 5, 1, 2 diye gidiyoruz. Şurayı güzel yazayım. Evet. Şu 3. kağıdımız arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü. Çünkü 3 arttığı için 3. kağıda bakacağız. Bu da C şıkkında olduğu için cevabımız C. 14. soru çarpanlara ayırmayla ilgili bir soru. Çok da zor değil. Her bir A ve B değeri için A artı B'nin küpünün açılımı verilmiş. İrfan ebatları x artı 1 ve x artı 1'in karesi olan, yani şu şekilde dikdörtgen varmış. X artı 1'e x artı 1'in karesi. Bir kumaş varmış. Bir kenarı x olan x tane kumaş parçası ve bir kenarı 1 olan bir tane kumaş parçası kesip alıyor. Yani şuradan x'e x olan x tane kumaş parçasını çıkarıyor. Bir de 1'e 1 olan bir tane kumaş parçasını çıkarıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi geriye kalan kumaş parçasının alanını ifade eder? Şimdi büyük kumaşın parçamız arkadaşlar x çarpı x artı 1'in karesinin çarpımıdır. Biliyorsunuz. Bundan x çarpı x'ten x tane çıkarıyor. Bir de 1 çarpı 1'den bir tane çıkarıyormuş. Şurasının açılımı x artı 1'in küpü biliyorsunuz. Bu küpü şuradan yapacak olursanız yani x artı 1'in küpü diyoruz. Eksi şurası x küp eksi 1 yazıyor. Şu açılımı yapıyorum. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1 eksi x küp eksi 1 yazıyorum. Küpler gitti, x küpler, birler de gitti. Şu 3x kare artı 3x kaldı. Bunu da 3x parantezine alırsak burası x artı 1 olacak. Cevap da C. Geriye kalan parça 3x çarptı x artı 1. 15. soru kolay bir soru. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem verilmiş arkadaşlar. Bunun kökler toplamı ve kökler çarpımı olarak şu şekilde yazıyorduk. Hatırlayın. Kökler toplamı negatifini x'in önüne, çarpımı da en sona sabit olarak yazıyorduk. Buna göre kökleri diyor. X kare eksi x eksi 3
köklerinin ikişer katı olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bu denklem için x1 artı x2 1 olur. X1 çarpı x2 ne olur bu denklem için? Eksi 3 olur. Bizim için yeni denklemimiz için t ve ç'yi bulacağız. T ikişer katını kök kabul ediyor. Yani 2x1 artı 2x2'yi kök kabul ediyor. Bu da x1 artı x2 1 olduğu için 2 ile çarparsanız 2 olur. Ç'yi bulalım. Bunları çarpacağız. Yani 2x1 ile 2x2'yi çarpıyoruz. Buradan 4 çarpı x1 çarpı x2. x1 çarpı x2 ile eksi 3 bulmuştuk. Burası eksi 12 yapacak. Yani denklemimiz x kare eksi tx artı ç'de yerine yazacaksınız. Bunları yerine yazarsanız cevabımız Bursa olacak. 16. soru. 16. soru bir problem sorusu. Kolay bir soru. A kişilik bir öğrenci grubunda her bir kişiye B adet kalem dağıtıldığında geriye A adet kalem kalıyor. Şimdi A kişiye B tane dağıtırsak A çarpı B tane dağıtırız. A tane de arttığı için artı A diyoruz. Eğer başlangıçta her kişiye B adet yerine B eksi A adet dağıtıldığında artacak kalem sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Yani yine A kişiye B eksi A adet dağıtırsak diyor, artacak kalem sayısını bize bulun diyor. Yani artı x diyoruz buraya. Şimdi buradan A çarpı B artı A. Öbür tarafı A'yı dağıtırsak burası AB eksi A kare olacak. Artı artan kalem x dedik. A çarpı B'ler gitti. Şu A kareyi bu tarafa alınca burası A kare artı A eşittir x. Şunu da A parantezine alırsanız A artı 1'in çarpımına eşittir. A ile cevap da C şıkkı olur. 17. soru bir problem sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar. Yer seviyesinden yukarı doğru dikey biçimde her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır. Aşağı doğru ise dikey biçimde her 33 metrede 1 santigrat derece sıcaklık artar. Genel coğrafya bilgisidir. Zeminde aynı yerde Mehmet Madenci mi Arif aşağıya doğru paraşütçü Huzeyfe yukarı doğru dikey hareket ettiklerinde Huzeyfe'nin aldığı toplam yol Arif'in aldığı toplam yolun 10 katı oluyor. Son durumda ikisinin bulunduğu ortamların sıcaklık farkı 53 santigrat derece olduğuna göre Huzeyfe yerden kaç metre yüksekliğe çıkmıştır diyor bize arkadaşlar. Şimdi şu bizim zeminimiz olsun. Şurası zemin. Buradan Arif arkadaşlar aşağı doğru. Arif aşağı doğru. Huzeyfe ise yukarı doğru çıkıyor. Şu uzaklık x ise bu bunun 10 katı olduğu için 10x yazacağız. Şimdi Arif'in bulunduğu yerin sıcaklığı x bölü 33 olur. Huzeyfe'nin de bulunduğu sıcaklığın yerin sıcaklığı 10x bölü 200 olur. Bunların arkadaşlar sıcaklık farkı 53 derece diyoruz. Bir de bir yukarı çıktığı için negatif bir değere ulaşacağı için bunları topluyoruz arkadaşlar. Şimdi şu sıfırlar gitti. Payda eşitlerseniz 53x bölü 33 çarpı 20 eşittir 53 yazarız. 53'ler gitti. X 33 çarpı 20'den 660 bulunur. Huzeyfe'yi soruyordu. Huzeyfe 10x olduğu için 6600 olacak cevabımız Denizli. 18 soru bir problem sorusu. Çok da zor değil. Bir reklam kuşağında ekrandaki kampanyayı gören Pelin ertesi gün gidip mağazadan 29 tane kitap alıyor. Şimdi kitap kampanyamız neymiş? 3 al 2 ödeymiş. Her birinin fiyatı aynı olan bu kitaplar için kampanyalı ödediği toplam tutar, kampanyasız ödeyeceği toplam tutardan 180 lira daha az. Kampanya her 3 kitap grubu için geçerli olduğuna göre Pelin bu kitaplara kampanya olmasaydı ödeyeceği toplam tutar kaç liraydı? Şimdi kampanya olmasaydı 29 her bir kitabın fiyatı da x lira olsun. 29x lira ödeyecekti. Peki kampanyaya bakalım. 29'u 3'e bölelim. 9 kere var. Demek ki 9 kitabın parasını vermiyor. 3 al 2 öde olduğu için o zaman 29'dan 9'u çıkardık. 20 tanesinin parasını ödüyor. O zaman eksi 20x eşittir 9x olur. Ödediği fazla para 180 olduğu için bunu 180'e eşitliyoruz. X eşittir 20 lira oluyor. Kampanya olmasaydı 29x ödüyordu. 29 çarpı 20'den cevap 580 yani Edirne oluyor.
19. soru yine bir problem sorusu. Çok da zor değil bu da. Bir maden ocağında çıkarılan kömür 10 ton kapasiteli kamyonlar ve 20 ton kapasiteli tırlarla nakledilecektir. Her bir kamyon için taşıma ücreti 1500, tır için taşıma ücreti 2000 liraymış. Olmak üzere bir günde çıkarılan kömürün tamamı, şimdi kömürün tamamı x ton olsun, nakledilecekmiş. Kamyonlarla nakledildiğinde tırlarla nakledildiğine göre ne kadar fazla ödeniyor? 10 bin lira fazla ödendiğine göre maden ocağında bir günde çıkan kömür kaç tondur diyor arkadaşlar. Şimdi x ton vardı. Her birini 10'a bölerseniz toplam kaç kamyon olduğunu bulursunuz. Bunu da 1500 ile çarparsanız kamyonlar için ödediğiniz parayı bulursunuz. Aynısını tırlar için de yaparsınız. 20 tona bölerseniz kaç tırla taşındığını bulursunuz. Bunu 2000 ile çarparsanız kaç lira ödediğinizi tırlara bulursunuz. Bunların farkı da neymiş? 10 bin lira. Şimdi şunu sıfırını sildim. Şuradan da bir sıfırı sildim. Bunu ikiye böldüm. Şurası 100 oldu. Şunu da sıfırını sildim. Şurası 150, burası 100. Çıkarırsanız 50x kalır. Eşittir 10.000. Yine bir sıfırını silelim. Burada ne kaldı? 1000. 1000'i arkadaşlar 5'e bölerseniz x 200 olur. Toplam kömür 200 tonmuş. Cevap Edirne. 20. soruya bakacak olursak problem sorusu yine. Aşağıdaki koşucu için hazırlanan her biri eşit sayıda engel olan A ve kulvarları gösterilmiştir. Şekildeki engeller A kulvarı bir mavi bir kırmızı olacak şekilde, B kulvarı ise iki mavi bir kırmızı olacak şekilde düzenleniyor. A kulvarındaki engel sayısı tek sayıya ifade etmekteymiş. A ve kulvarındaki toplam kırmızı engel sayısı 30 olduğuna göre toplam mavi engel sayısı kaçtır? Şuraya fazladan ben iki taneyi çizdim. Arkadaşlar bunlar her 6 tane de bir yine başa dönerler. Değil mi? Her biri. Toplam 12 tane oldu. 12 tane. 12 tane içinde toplam kırmızı sayısına bakacak olursanız 5 tane. 5 kırmızı var. Peki 30 tane kırmızı olması için, 30 kırmızı olması için kaç katı? 6 katı. Bunun da 6 katını alırız. 72 tane engel olması lazım burada. Peki 72 tane engel olursa ama diyor ki burada tek sayı oluyor. 72 tek değil. O zaman bunu biz arttırmamız gerekiyor. Yani şuradan birer tane daha eklersek her biri 36'ydı. 37, 37 olacak. 37 bu tarafa, 37 bu tarafa. Sonra şunu yapacağız. 72 taneden 30 tanesi kırmızıydı. 72'den 30'u çıkarırız. 42 tanesi mavi olur. Biz birer tane daha ekledik en sona. O birer tane eklediğimiz şu iki tane mavi oluyor. Çünkü ikisini kırmızıyla bitirmiştik. Maviyle başlayacağız. Bu iki taneyi de eklersek toplam 44 tane mavi olmuş olur. Cevap da Edirne. Geldik 21. soruya. Aşağıda bir binaya ait yan yana eş büyüklükteki 7 otopark yeri gösterilmiştir. Eş büyüklükteki 2 de otomobil şekil gibi park ettiğinde 27 metre ve 28 metrelik uzunluklar elde ediliyor. Buna göre bir otomobilin boyu kaç metredir diyor bize arkadaşlar. Şimdi şu boşluklara B diyelim her birine. Şurada B, 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 B diyorum şuralara. Şimdi 27 metre için 4 boşluk artı bir otomobil. Otomobillere de O diyorum her birinin uzunluğuna. 4 boşluk artı bir otomobil toplam 27 metreymiş. Şuradan şuraya hesap yapıyorum önce. Yani 5 boşluk düzeltiyorum. 6 boşluk artı pardon çıkarıyorum şu otomobili. Eksi otomobil bu da 28 oluyormuş. Bunları alt alta toplarsak otomobiller gider biliyorsunuz. Buradan 10 boşluk eşittir 55 metre. Buradan boşluk eşittir 5,5 metre olur. Şurada yerine yazarsak 4 çarpı 5,5 22 artı otomobil eşittir 27. Buradan otomobili 5 metre olarak buluruz. Cevap da C. Geldik 22. soruya. Çok da zor bir soru değil. İrem saati normal çalışırken Suat'in saati saniye kolu %20 daha hızlı çalışmaktaymış. Her ikisi de aynı gün öğleden sonra
Saat 12'ye göre ayarlıyorlar. Birimin saati aynı gün akşam 6'yı gösterdiğinde Suat'ın saati kaçı gösterir? Şimdi 6 saatlik bir zaman dilimi geçmiş mi? 6 saat. 6 saati dakikaya çevirelim. 6 çarpı 60, 3600. Bu 3000, hani düzeltiyorum, 360 yazacaktım. 360'ın %20'sini bulalım. Şu sıfırları sildim şu şekilde. Bunu çarptım. 72 dakika oldu. Şimdi normalde 12'de 6'yı gösterecekti. 6'nın üzerine saat 6'nın üzerine 6.00'ın üzerine 72 dakika ekliyoruz. Bu 72 dakika da 1 saat artı 12 dakika olur. 1 saat 12 dakika. Şöyle yazayım daha rahat olacak. 1 saat 12. Toplarsanız 7 saat 12 dakika. Yani 7'yi 12 geçe olacak. Cevap da Denizli. 23. soru kolay bir soru. Sayıp da bulabilirsiniz. Yukarıda gösterilen halatın gösterilen kesikli çizgili boyunca temas noktalarından bir makasla kesilirse kaç tane halat parçası elde edilir? Şimdi kaç kesik yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kesik sayısı arkadaşlar halat sayısından 1 eksiktir. Yani n eksi 1 ile n artı 1 ile gösterilir. 6 artı 1 yaparsanız 7 olur. Tek tek sayıp da bulabilirsiniz. Şekil üzerinde bakarsanız. Onun için cevap C olacak. Dediğim gibi kolay bir soruydu. Gelelim diğer soruya. 24. soru bir grafik yorumlama sorusu. Pek de bir şey arkadaşlar işlem gerektirmeyen bir soru. Okuyalım soruyu. Bir grup sporcu kamp için toplandığında her gün bir sporcu sakatlanıp kaptan ayrıldığında kaçıncı gün yaş ortalamasının kaç olduğu aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi birincisi, birinci gün ayrılan sporcu 24 yaşındadır. Şimdi birinci gün ortalama değişmediği için ayrılan sporcu 24 yaşındadır. Evet, çünkü aritmetik ortalama kadar bir sayı çıkarırsanız aritmetik ortalama değişmez. İkinci madde. İkinci gün ayrılan oyuncu 24 yaşından büyüktür. Şimdi 24 yaşından büyük bir sporcu ayrılırsa çünkü bir yaşlı bir sporcu ayrılırsa ortalama düşer. Bakın azalmış. Evet doğru. 3. Üçüncü gün ayrılan sporcu 24 yaşından büyüktür diyor. Şimdi ortalama artmaya başlamış. O zaman 24 yaşından arkadaşlar daha küçük biri ayrılmış. Yani küçük yaşta biri ayrılırsa kalanlar yaşlı olur. Ortalama artar. Onun için üçüncü madde yanlış. 1 ve 2 olacak cevabımız. Yani Adana. Geldik 25. soruya. Kolay bir soru bu da. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına medyan denir. En çok tekrar eden sayıya da mod diyoruz. Buna göre aşağıdaki veri gruplarının hangisinde modu medyanının iki katıdır diyor bize. Şimdi burada mod diyeyim. Buna da medyan diye yazalım. A şıkkına bakıyorum hemen. En çok 6 tekrar ettiği için mod 6. Medyana bakalım. Medyanı şöyle yapabilirsin. Baştan sondan birer tane silin eşit sayıda. Siliyorum. Evet, medyan 12 çıktı. 2 fazla mı? Hayır, yanlış. Şimdi şuraya bakalım. En çok tekrar eden 12, mod 12. Medyana bakalım. Baştan sondan yine aynı şekilde siliyorum. Bakıyorum 2 tane kaldı. 6 ile 8'i topladık. 14. 2'ye böldük. 7 olacak. Fark yine 2 olmadı. Şimdi şuraya bakalım. En çok kaç tekrar etmiş? 7 tekrar ettiği için mod 7. Medyana bakalım. Karşılıklı böyle yine şekildeki gibi siliyorum. Siliyorum ve siliyorum. Evet, 3 ve 4 kaldı. 3 ile 4 topladık. 7. 2'ye böldük. 3,5. 2 katı mı? Evet, 2 katı olduğu için cevap C. Diğer D ve E şıklarını da bu şekilde siz de çözebilirsiniz. Geldik diğer soruya. 26. soru. Aşağıda birinci şekilde gösterilen kutuya 4 tane eş küp sığmaktadır. İkinci şekilde gösterilen kırmızı parça, yani şu kırmızı parçamız, mavi, yeşil ve turuncu renkli eş büyüklükteki küplerden 2 tanesi yapıştırılarak elde edilmiştir. Tamam. İkinci şekildeki herhangi bir yapının tüm yüzleri aynı türden renklendirildiğine göre birinci şekil tamamen
İkinci şekildeki parçalar ile doldurularak yukarıdan bakıldığında kaç farklı görüntü elde edilebilir? Şimdi bir kere arkadaşlar şu bizim kutumuz olsun. Şöyle 4 tane karemiz var. Bir kere kırmızıyı almak zorundasınız. Neden? Çünkü 4 tane ile doldurmak istiyorsunuz. Yanına da şunlardan 2 tane alacaksınız. O zaman bu kırmızıyı şu şekilde yerleştirebiliriz. Çizim tek tek veya bu şekilde yerleştirebilirsiniz. 4 farklı durum var. Veya bu şekilde yerleştirebilirsiniz ve son olarak bir de bu şekilde. O zaman bu kırmızılar için 4 tane durum var. Sonra yanına bu 3 taneden 2 tanesini seçiyorum. Yani 3'ün ikili kombinasyonu. Bu da 3 olacak. Sonra bu seçtiğim 2 taneyi de oralara sıralıyorum. Yani mesela buralar boş kalmışsa 2 faktöriyelle yanına yerleştirmiş oluyorum. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 2'den cevap 24, yani C. 27. soru bir olasılık sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar. İçlerinde Emrah ve Mehmet'in olduğu 6 kişilik arkadaş grubunun tenis dersi verecek olan Gökhan Hoca her saat için ikişerli gruplar halinde ders planını hazırlamaktadır. Gökhan Hoca, arkadaşlar görüyorsunuz zaman programını. Buna göre diyor Emrah ve Mehmet'in saat 12-13 aralığında ders alma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bir kere burayı Emrah ile Gökhan'a verdik. Pardon, Mehmet'e verdik. 6 kişiydi. Elimde 4 kişi kaldı mı? Şuraya 4'ün ikilisiyle 2 kişi seçerim. Yani 6 farklı şekilde. Şuraya ise kalan 2 kişiyi göndeririz. Bu da bir farklı şekilde. İstenen durum sayısı 6 kere 1'in 6 oldu. Peki tüm durumların sayısı? Şimdi 6 kişiydi. 2 kişiyi birinci saat dilimine. Sonra kalan 2 kişiyi, yani 4 kişi kalmıştı. Yine 2 kişiyi ikinci saat dilimine. Son 2 kişiyi de 2'nin ikilisiyle son kalan saat dilimine veriyoruz. Burası da arkadaşlar 15 çarpı 6'dan 90 oldu. Peki olasılık nasıl bulunur? İstenen durum sayısı tüm durum sayısına bölünür. 6 bölü 90'dan 1 bölü 15 olacak. Cevap da Denizli. 28. soru arkadaşlar. Kuraklığın yaşandığı bir yılda İstanbul Belediye Başkanı basın toplantısında tüm vatandaşlarıma buradan sesleniyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir kişinin diş fırçalarken açık bıraktığı musluktan ayda israf ettiği bir ayda toplam su miktarı 40 litre. 15 milyon insanın yaşadığı kentimizde yıllık su israfının kaybettiğimiz su miktarı toplam su tüketimimizin %2'sine karşılık geliyor demiştir. Buna göre söz konusu verilere göre bahsi geçen dönemde İstanbul'daki yıllık su tüketimi toplam kaç tondur? Toplam x ton olsun. Bu x'in %2'si yani 2 bölü 100'ü neye karşılık geliyor? Onu bulacağız. Şimdi 15 milyondu şurası. 15 milyon insan var. Bir kişi 40 litre su arkadaşlar israf ediyor. Bunu bir ayda yapıyor. Onun için 12 ile çarpacağız. Yıllık olarak düşünüyoruz bunu. Bir de bu litre olarak verilmiş. Bunu arkadaşlar tona çevirmek için bine böleceğiz. Şimdi şu 3 sıfır birbirini yok etsin bir kere. Gitti bunlar. Sonra şurası arkadaşlar sadeleştirdik 50 oldu. Yani x bölü 50 eşittir. Burayı da şu şekilde düzenleyelim. 1, 2, 3, 4 tane sıfırımız var. Bu 10 üzeri 4 demektir. Çarpı 15 çarpı 4 çarpı 12 yapıyorum. Şimdi sonra bunu işler dışlar yaparsak x eşittir. 50 ile de çarptığım için şuradan bir 10 üzeri 5 gelecektir. Çarpı 5. Şuradaki sayıları da çarpalım. 15 kere 4 60. 60 çarpı 12 720. Bunu da arkadaşlar 10 üzeri 5. 5 ile çarparsanız 3600. Bu iki sıfırı yok edersen şu burası 10 üzeri 7 olur. Çünkü iki tane sıfırdan dolayı şu üstleri 2 arttırıyorum. Çarpı 36. Yani 36 çarpı 10 üzeri 7 olacak cevabımız Adana.
29. soru bir problem sorusu. Uğraştırıcı güzel bir soru aslında. Güneş AVB marka iki otomobilin yakıt tüketimi inceliyor. A marka otomobilin deposu 70 litre kapasiteli ve bir depo yakıtla 630 kilometre yol gidiyormuş. B marka ise 50 litre kapasiteli 540 kilometre yol gidebiliyor bir depoyla. Güneş ve Mesut sırasıyla AVB marka otomobilleriyle depoları tam dolu olarak aynı noktadan yola çıkıyorlar. Her iki aracın da deposunda eşit miktarda yakıt kaldığında Güneş ve Mesut'un 144 kilometre, Güneş Mesut'tan 144 kilometre fazla yol gittiğine göre Güneş'in arabasının deposunda kalan yakıt miktarı kaç litredir diyor bize arkadaşlar. Şimdi ikisine de x litre yakıt kalsın. A aracında 70 eksi x, B aracında 50 eksi x yakıt kalır. A aracı arkadaşlar her kilometrede 630 bölü 70 litre benzin harcar. Eksi B aracı ise aynı mantıkla 540 bölü 50 litre benzin harcar. Bunların farkı 144'müş. Eşittir 144 diyoruz. Şurada şu sadeleştirme yaparsanız şurası 9 olacaktır. Bu 9'u içeri dağıtalım. Şurası 9 kere 70, 630 eksi 9x. Şurada da birer sıfırı yok edelim. Bunu içeri dağıtalım. Eksi 50 çarpı 54 bölü 5 artı 54x bölü 5 eşittir 144. Şimdi bunu 5'e bölersek şurası biliyorsunuz 10 olur. Şurası 540 yaptı. 630'dan 540'ı çıkaralım. Burası 90. Eksi 9x artı 54x bölü 5 yazıyoruz. Eşittir 144. Bu 90'ı karşıya atıp buradan çıkarıyoruz. Şurada da payda eşitleyelim 5 ile. 9 kere 5 45. 54 çıkar. 9x bölü 5 eşittir. Çıkarırsanız bunları 54 olacaktır. Sonra içler dışlar çarpımı yaptık. Buradan 9x eşittir 270. X eşittir 30 bulacağız. Kalan yakıt miktarını soruyordu zaten. Cevabımız 30 yani Ceyhan. Geldik 30. soruya yani geometri sorularına. Şekil 1'de ABC dikdörtgen biçimindeki karayollar tabelası B noktası sabit kalmak üzere D noktası zemininde D üstü olacak şekilde düşüyor. Şimdi AB 150 zaten. BC 90. Şurada 90 olacak. 150 idi. Şurası arkadaşlar 30 kaldı buraya. Şurası 31'in. Sonra EC üstü 120. BF zemini dik olduğuna göre BF kaç birimdir diyor. Şimdi bu şekli şu şekilde çizelim biz. Kolay bir soru arkadaşlar. Zor değil. Sadece şu çizimleri yapalım. 90, 120. Şurası dik açı. Şuraya 30 kaldı. Burada 90 derece. Sonra bu üçgenler zaten eş üçgenler. 3, 4, 5 üçgenlerinin açılımları. Şimdi 3, 4, 5'in açılımı olduğuna göre 3, 4, 5. Bunları 30'la çarparsanız 90, 120, 150 bulacaksınız. O zaman şu uzunluğumuz 150 oldu. Aynı şekilde şu açılar eş olduğu için ve bu açılar da eşit olduğu için burada da bir 3, 4, 5 üçgeni var. Şimdi şunun karşısında 3'ün katları var. Demek ki 3, 4, 5'i bu sefer kaçla çarpmışlar? 6 ile çarpmışlar. 6 ile çarp 18, 24 ve 30 bulacaksınız. O zaman şurası 18, şurası 24 olacak. Bizim aradığımız uzaklık 150, 24 daha 174 olur. Cevap da Denizli. 31. soru üçgende açı sorusu. Kolay bir soru arkadaşlar. Aşağıda kalınlıklar önemsiz. 4 tane eş kalem verilmiştir. Yani şu 4 kalemin uzunlukları birbirine eşit. Çünkü eş kalemler. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Bir kere şu eşkenar üçgen olduğu için şuraya 60 derece, her köşeye 60 derece yazabilirsiniz. Burası 60 derece. Şu açı toplam 100 derece oldu. O zaman şu ikizkenar üçgen olduğu için şuralara 40 derece, 40 derece yazabiliriz. Ben buraya 40 derece yazarsam şu açımız 40 dereceydi. Şu ikizkenar üçgeninden 180'den 40'ı çıkardık. 140. Buralar 70-70 olacak. Yani şurası komple 70 derece olacak.
O zaman x açımızda 70'ten 40'ı çıkar, 30 derece. Cevap da Denizli. Geldik 32. soruya. Katlamalarla ilgili bir soru. Soruyu okuyacak olursak, birinci şekildeki ABCD karesi DE boyunca kesirip iki parça ayrıldıktan sonra ikinci şekildeki mavi ve sarı renkli olarak iki farklı renkte boyanıyor. Sarı renkli parça mavi renkli parçanın üzerine koyulduğunda üçüncü şekildeki görünüm elde ediliyor. İkinci şekildeki mavi renkli parçanın alanı sarı renkli alanın 5 katı olduğuna göre DE bölü EE üstü oranı yani X bölü Y'yi soruyor. Şimdi bir kere şu köşegeni çizdiğimiz vakit alan iki eşit parçaya ayrılır. Peki bunun 5 katı olması için şuradaki alanın 2 katı olması lazım. Yani şurası A ise şurası diyelim ki 2A olması lazım. Şu alanda 3A olacak. Bakın 5 katı oldu. Mavi renklerin toplam 5. Sarısı da A oldu zaten. O zaman şurası K birim ise burası 2K'dır. Evde küçük bir çocuk olunca mecburen böyle şeyler oluyor. Şimdi gelin devam edelim. O zaman bir karenin bir kenarını bulduk. 3K. Şurası da 3K. Şimdi bizim için şu x uzunluğu şurada daha rahat görürsünüz. Pisagor yaparsanız x eşittir kök 10K olacak. Gelelim y uzunluğuna. Bu y uzunluğunu şu şekilde bulabilirsiniz. Şurası k'ydı. O zaman şurası 2K, şurası da 2K. Y uzunluğu da şurada Pisagor yaparsanız 2'nin karesi 4, 2 karesi 4, kök 8 yani 2 kök 2K olacak. Bunların oranlarını soruyor. Oranlayalım. Yani kök 10 bölü şöyle uzatalım. Kök 2 burada bir de 2 var. Şu şekilde. 1 bölü 2 diyelim. Sadeleştirdik. Burası kök 5 bölü 2 oldu. Cevap da Bursa. Gelelim 33. soruya. Bir kamyonun kasa bölümüne yerleştirilen 130 santimetre yarı çaplı silindir biçimindeki akaryakıt deposunun arkasında görünümü şekildeki gibi gösterilmiştir. ABCD dikdörtgen AB kenar izlemine paralel EF eşittir 240 santimetre. C köşesinin zemine uzaklığı 105 santimetre olduğuna göre bu kamyon şehrin KLM semtlerinde bulunan yükseklikleri aşağıdaki gibi tablolarda belirtilmiş tünellerin hangilerinden güvenli şekilde geçebilir? Şimdi burada bu kamyonun kasasındaki neydi bunun adı? Yakıt deposunun merkezi şurası olsun. Buradan şu bizim yarı çapımız 130 olduğu için şu uzaklıklara 130 diyeceğiz. Peki şurada bir arkadaşlar şurası 120 oldu. Dik üçgen oluşturduk iki tarafta da. Şimdi 5, 12, 13 üçgeninden o zaman 50, 120, 130 üçgeni buluruz. Şurası 50 santimetre oldu. Bizim o zaman bu kamyonun yüksekliğini bulmuş oluruz. 105, 50 ve 130'u toplarsanız toplam yerden şu yüksekliği bulmuş olursunuz. Toplayalım 5, 8, 285 santimetre bunun yüksekliği. Daha doğrusu santimetre. Şimdi gelelim şu K 280'miş. Buradan bir kere geçemez. L 290 evet 285'ten büyük. M 3 metreymiş. Geçebilir artık. Cevabımız da onun için LM yani Edirne. 34. soru çokgenlerle ilgili bir soru. Kolay bir soru aslında. En kenarlı bir düzgün çokgenin dış açısını 360 bölü n ile buluruz. Şimdi burada bir düzgün ongen var. Düzgün ongende 360'ı 10'a böl. 36 derece olur. Şu dış açı şurası 36. Tabii ki burası da 36. 36'nın arkadaşlar tümlerini alırsak burası 144. Burada 144 olur. Şimdi 36, 36 ve alfanın toplamı 144 olduğu için buradan alfayı 36, 36, 72, 144'ten 72 çıkar. 72 derece buluruz. Şimdi geldik düzgün 15'ken 360'ı 15'e böleceksiniz bu sefer. Bölerseniz 24 derece bulacaksınız. Yani şu açı 24, bu açı da 24. 180'den 24'ü çıkarırsanız şu açıyı bulursunuz. Bu da 156 derece, şurası da 156 derece. Şimdi 24, 24 ve betayı toplarsanız 156'ya eşitleyeceksiniz. 24, 24, 48. 156'dan 48 çıkarırsanız 108 derece bulacaksınız. Beta açısını.
Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alfa artı beta 180 derece midir? Evet doğru. 108, 72 daha 180. 2, betadan alfayı çıkarırsak 36 olur. Doğru. 2 alfa 3 beta eşittir. Bakalım. Alfanın 2 katı arkadaşlar 144. Betanın 3 katı ise 324. Eşitlik var mı? Yok. Üçüncü madde yanlış. Cevap 1-2 yani Denizli. Geldik 35. soruya. Birbirinin aynısı iki kamyon gösteri için ön tamponlarını birbirine değdirip 6 metrelik pistonları ile damperlerini kaldırarak A, B, C, D biçiminde bir alan oluşturuluyor. Şimdi bize H, D, C, K'yı 2 veriyor şuraları. E, F arkadaşlar şu uzunluğumuz. Burayı 4 vermiş. Buna göre diyor alan ABCD nedir? Bir kere bu ikizkenar bir yamuk oluyor. Şuradan D'den şuraya bir dik uzatalım. Şuradan. Şöyle daha düzgün yapayım. Şurayı dik çizdik. Çizdikten sonra burayı dik yaptık. Şimdi şu açı diyelim ki alfa, şu açı teta olsun. Alfa artı teta 90. Şimdi burada dik dik olduğu için şu açımız teta olacak. Dolayısıyla bu açımız da alfa olmuş olur. Şimdi şurası da alfa. Şimdi bu üçgenler birbirinin eş üçgenleri. Buradan diyelim ki şu uzunluğumuz x ise şurası 6 eksi x olacak biliyorsunuz. Burada benzerlik kurarsanız şunun 2 olduğunu göreceksiniz. Çünkü şu üçgenler eş üçgenler çıkıyor. Dolayısıyla şurada da diyelim ki şurası a ise şu uzunluğumuz da a olacak. Şurası a artı 2 oldu. Yani dik üçgenimizin boyutları 6a ve a artı 2 oluyor. Bu da 6, 8, 10 üçgeninden 6, 8, 10 üçgenini gösterir. A'mız buradan 8 olacak. A yerine 8 yazdığımız vakit şu yan dik kenarımız 10, şurası 8, şurası 4, şurası toplam 10 yaptı. Burası da 10 o zaman. O zaman üst kısma bakalım. Şuradan dik çizdik. Şurası da 2 oldu. Toplam 8 yaptı mı? 8 yaptı. Yukarısı da 8 o zaman. Alt tabana bakalım. Ne yaptı? 10. 10 da burada. 4 de buradan. 24. Üst tabanımız 8. Şurada 6, 8, 10 üçgeni olduğu için yüksekliğimiz de 6 birim olacak. Buradan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsanız 96 bulacaksınız. Cevap da Ceyhan. Geldik 36. soruya. Daire sorusu bu da. Bir pizzacı yarıçapları farkı 3 tane yarım daire bir dilimi biçimindeki pizzanın yarıçaplarını uçuca getirdiğinde şekil 1'deki gibi ara bölgede KLM biçiminde bir dik üçgensel bölge oluşturuluyor. Sonra da çapları çakışacak biçimde bu pizzaları üst üste koyduğunda BC eşittir CD oluyor. BC CD yani şurası X ise CD de X oluyor. Buna göre diyor AO ile OB eşitmiş yani şurası 24 yapıyor. Küçük pizzanın yarı çapı 24 o zaman. Şurası çapı 24 düzeltiyorum. En küçük pizzanın yarı çapı 12 santimetre olduğuna göre KLM üçgenini bize alanını soruyor. O zaman şurası x artı kaç olacak? Şurası bakın bizim orta boy pizzamız. X artı 24. Şu da büyük pizzamız tamamı. 2x artı 24 yazabiliriz. Burada bir Pisagor yapabilirsiniz. Pisagor'dan ziyade şöyle düşünelim. Şimdi uzunlukları yazayım. 24, 24 artı x, bir de 24 artı 2x var. Şimdi 3, 4, 5'in genişletilmiş halini düşünelim. 3, 4, 5. Nasıl genişletilmiş halini düşünelim? Şurası kaçla çarpılmış? 8 ile. Şimdi 8 ile çarp, şurası 24. 8 ile çarp 40. 8 ile çarp düzeltiyorum. Şurası 32 olacaktı. Şurası 32, şurası 40 olacak. Demek ki x uzunluğumuz bizim için 32'den 24'ü çıkarırsanız 8 santimetre olacak. X'i 8 bulduk. KLM üçgenin alanını soruyor. O zaman şu bizim şurası 24'tü zaten. Şurası da 32 oldu. Alan
24 çarpı 32 bölü 2 yaparsanız, şunu sadeleştirelim. 12 kere 32 yapacağız. Bu da 384 yapıyor. Yani cevabımız Bursa. Geldik 37. soruya. Üçgende açıortay ile ilgili bir soru. Aşağıda birim kareli zeminde 3 farklı ABC üçgeni gösterilmişti. Buna göre N1, N2, N3 uzunlukların hangileri bulundukları üçgende açıortay doğrularıdır? Şimdi ABC üçgeni zaten ikizkenar bir üçgen. Çünkü 2'ye şurası kaç oluyor? 5. Bu tarafta 2'ye 5 olduğu için bunların arkadaşlar hipotenüsleri eşit olur. Ve tam ortadan kestiği için dik keser. Aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenartaydır. Bir kere N1 açıortay doğrusudur. Doğru. İkinciyi şöyle inceleyeceksiniz. Şurası 1 birim, şurası 2 birim. Pisagor yaparsanız şu uzunluğu bulursunuz. Kök 5 olacak. Peki şurada da 2'ye bakarsanız şurası 4. Pisagor yaparsanız şurası 2 kök 5 olacak. Peki şu bizim x ve y oranlarımız. Şurası 2x ise şurası x olacak. Oran 1'e 2 mi? 1'e 2. Peki açıortaylar arasındaki oran da 1'e 2 ise bu bir açıortaydır. Yani düzeltiyorum. Üçgenin kenarları arasındaki oran 2 kök 5'i kök 5'e bölersek burası da 2 oldu mu? Oldu. Burada da 2 oran var. 1'e 2 oran olduğu için N2 de bir açıortaydır. Doğru. Şimdi 1, 2 mutlaka olmalı. 1, 2 mutlaka olmalı. Bunu da sildik. Bunu da sildik. Cevap B mi C mi ona bakacağız. Şimdi burada da aynı şekilde Pisagor yaparsanız 2'ye 2. Şurası 2 kök 2. Şurası 2'ye 3. Kök 13 olacak. Şimdi şu uzunluğumuz ise 2'ye. Şunu güzel yazayım. Şurası 2'ye 3 oldu. Oran 2 bölü 3. Peki 2 kök 2'yi kök 13'e oranlarsak 2 bölü 3 olur mu? Hayır olmaz. O zaman N3 bizim için bir açıortay değildir. Cevap 1-2 yani Bursa. 38. soru bir dairede açı sorusu, çemberde açı sorusu. O merkezi bir çember üzerinde sıralı biçimde ABCD noktaları bulunmaktadır. Şimdi O merkezi bir çember çizelim. Burada bir ABC noktaları alalım. Bir silsile A, şurası B, şurası C, şurası da D olsun. Aldık bunları. AB eşittir BC eşittir CD kirişleri çizilmiş. Biz de çizelim. Yani şu, şu ve bu kirişler birbirine eşitmiş. Şimdi bir de bizim O merkezimiz var. Şurası da O merkezi. Diyor ki COBD 40 derece olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir? Şimdi COD şurası. Burası 40 derece. O zaman gördüğü yay da 40 derece olur. Bu kirişlerin üçü de birbirine eşit olduğu için bu kirişlerin gördüğü yaylar da eşit. Bunlar da 40 derece, 40 derece, 40 derece olacak. Şimdi 3 tane 40'ı toplarsanız 120, toplam 360 derece olduğu için şu yayımız 240 derecelik bir açı oluşturur. Bize şu açıyı soruyor. Bu açının gördüğü yay 240 ve 40'ın toplamının yarısı. Yani 240 artı 40 bölü 2'den 140 derece olacak. Cevap Edirne. 39. soruya bakacak olursak, dik koordinat sisteminde A ve B noktalarının koordinatları verildiğinde uzaklık şu şekilde hesaplanır, biliyorsunuzdur. Gelelim sorumuza. Birinci şekilde kayıyla denize açılan balıkçı ip uzunluğu OA 5 santim birim olan ve açıldığında A merkezi 2 birim yarıçaplı dairesel bir ağ oluşturan sebne balık ağıyla ava çıkıyormuş. Şimdi şu bizim ağın yarıçapı 2, ipin uzunluğu da 5. Toplam etki alanımız 7 olacak. Şimdi merkezi 0-0 olacak şekilde kayığını bağlıyor. Ender görülen ikinci şekildeki KLMN cinsi balıkları da sırasıyla serpme fırlatıyor. KLM cinsi balıkların bulundukları noktaların koordinatlarını da vermiş. Olduğuna göre balıkçı hangi cins balıkları yakalayabilir? Şimdi o orijine olan uzaklığını bulalım şunun. Burası arkadaşlar karelerini alalım. Eksi 5'in karesi 25, 5'in karesi 25 topla 50 yapıyor. Bizim ise şu uzunluğumuz bunun da karesini alalım. Bu 49. Bir kere 49'dan küçük ise avlayabilir. 49 da olabilir. Daha büyükse avlayamaz. Bir kere K gitti. Şurada da aynı şekilde 9 artı 36 45 yaptı. Evet, L'yi avlayabilir. M'ye bakalım. 4 kök 3'ün karesi 4 kere 4 16. 16 kere 3 48 artı 4 52 yaptı. Bu da olmaz. Şuna bakalım.
Eksi 2 kök 7'nin karesi 4 kere 7 28 artı 16 42 yaptı. Bu da olabilir. O zaman L ve N oluyor. Cevabımız Denizli. Geldik son soruya, yani 40. soruya. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan dik silindirin hacmi pi R kare çarpı H formülüyle bulunur. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan dik konenin hacmi ise pi R kare H'ı 3'e bölerek buluruz arkadaşlar. Bunu bize hatırlatmış. Aşağıda taban yarıçapları eşit olan 3H yüksekliğindeki dik kone ile 4H yüksekliğindeki silindir tabana yapıştırılmıştır. Yapıştırılarak elde edilen katı cisimdeki silindir bölümünün yarısına kadar şekil 1'deki gibi sıvı ile dolduruluyor. Buna göre cisim şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde içindeki sıvının yüksekliği x'in h türünden değeri aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi yarısı dolduğu için şuraya 2h, 2h olacak şurası. O zaman burasının hacmi 2v ise buranın hacmi de 2v olacak. Şimdi burası 3h. Bizim yarıçapımız r idi. Şu 2v eşittir pi çarpı r kare çarpı 2h olacak. İkiler gitti. V eşittir pi r kare h olmuş olacak. Gelelim şuranın hacmini hesaplamaya. Burası da 1 bölü 3'ümüz vardı. Pi çarpı r kare çarpı 3h yazacağız. 3'ler gitti. Burası da pi r kare h oldu. Yani V olacak buranın hacmi. Şimdi ters çevirdik. Şurası V'ydi bir kere. Toplam suyumuzun hacmi 3V idi. O zaman şurası da V olacak, değil mi? Düzeltiyorum. 2V idi. Burası da V olacak. Yukarıya da 3V kaldı. Şimdi şurası 4H'tı. Şu kısım H. Şu kısım da 3H'tı. Topladık. 4H olur. Cevap Denizli. Arkadaşlar soruların çözümlerini bitirdik. Denime genel olarak çok da zor sorular yoktu. Problemlerde birkaç tane uğraştırıcı soru vardı nitelikli. Geometrik sorularında da arkadaşlar o kamyon sorusu biraz ikizkenar yamuk sorusu biraz uğraştırıcıydı. Gerisi genelde yapılabilecek sorulardı. Tabii her öğrenci için değişir bu durum. Bazı öğrenci zorlanıyor, bazısı hızlı, rahatlıkla yapabiliyor. Soruların çözümlerini bu şekilde bitirdik. Biraz zaman aldı. Tabii size anlatıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Nasıl yapılacağını yorumluyoruz. Onun için zaman uzuyor. Tabii denemede olsak daha hızlı, daha rahat çözebiliriz. Bazı arkadaşlar çünkü şöyle yorumlar yapıyor. Öğretmen işte diyor 70 dakikada çözmüştü. Ben nasıl 40 dakikada falan çözeyim? Yorumları yapıyor. Bunun da açıklaması söyledim az önce zaten. Çünkü yorumluyoruz, çiziyoruz, yazıyoruz. Siz denemede tabii ki kimseye bir şey anlatmıyorsunuz, yorumlamıyorsunuz. Hızlı hızlı çözüp geçiyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel puanlar alırsınız. Hoşça kalın.